Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanatsız Kuşlar yeni bölümünde nasıl izlendi? Onun analiz bilgisini paylaşacağım size. Arkadaşlar inanın şu an var ya o kadar zor konuşuyorum ki başım aşırı derece çatlıyor. Hani bunu da şu an neden anlatıyorum onu da bilmiyorum ama yani dua etmenizi istiyorum ya. Çünkü ilaç falan içtim de pek iyi gelmedi. Dua ederseniz sevinirim. Kanatsız Kuşlar'ın hemen yeni bölümünde nasıl izlendi onun bilgisini paylaşayım size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Genel olarak güzel başladı. İlk başta bir genel seyircisinde bir düşüşle başladı Kanatsız Kuşlar. Bölüm ilerledikçe açıldı. Seyircisini daha iyi genel olarak toparladı. Sonra NTV Spor'da maç başlayınca Ateş Böceği'nden NTV Spor'a bir kaymalar başladı. Bu sefer Kanatsız Kuşlar kendi seyirci kitlesini toparladı. Toparlayınca bu sefer iyi bir reyting oranlarına çıktı Kanatsız Kuşlar. Genel olarak izlenmesi son bölümden de iyiydi. Düşük de zap yedi. Yani Ateş Böceği de bu bölüm çok düşük zap yedi. Kanatsız Kuşlar da düşük zap yedi. Şimdi Kanatsız Kuşlar'ın bu bölüm bir de öyle bir avantajı da oldu. Bir de belli aralıklarda yeni seyirci de çekince yani yeni bölümü Kanatsız Kuşlar'da genel olarak iyi gitti diyebilirim arkadaşlar. Yani son bölümden izlenmesi daha iyi gitti diyebilirim. Tabii haftaya artık yeni sezon da başlıyor bildiğiniz gibi. Yani çünkü bizim hikaye dizisi yayın hayatına giriyor. İşte Star TV'deki dizi Siyah İnci galiba yayın hayatına girecek. Yani bir iki hafta sonra Perşembe akşamları şekli daha net belli olur. Bakalım Kanatsız Kuşlar yazın yakaladığı iyi bir ivmeyi yeni sezonda da devam ettirebilecek mi? Vakit buldukça sizler analiz bilgilerini paylaşacağım. Tabii bir de size yeni sezon için sürpriz analizlerim de var arkadaşlar. YouTube pratik analizi sayfamı isterseniz takip edebilirsiniz. Detaylara ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.